أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli Kur'an dostları, bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'e giriş bilgileri, Kur'an-ı Kerim'e giriş dersi olarak bu dersimizi işleyeceğiz. İlk dersimiz Kur'an alfabesi, yani elifbe dersleri olacak. Elifbe ile ilgili bazı temel bilgileri öğreneceğiz. Daha sonraki derslerimizde ise okumaya geçeceğiz. Fakat öncelikle bütün derslerimizin başında da okumamız gereken bir duamız var. Rabbim kolaylaştırsın diye. Rabbi yessir, Rabbim kolaylaştır. Ve la tuassir, zorlaştırma. Rabbi temmim bil hayr, hayırlısıyla tamamına erdir. Evet, bu duayı her dersimizin başında okumayı unutmayalım. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr. Dersimize başlıyoruz. Bu dersimizi işlerken Kur'an-ı Kerim'le ilgili, harflerle ilgili hiçbir şey bilmeyen, sıfırdan başlayan birinin durumunu gözeterek ele aldık. Ona göre dersimizi işledik. Evet, Kur'an alfabesi, aşağıda gördüğünüz harfler Kur'an alfabesidir. Biz niye Kur'an alfabesi diyoruz? Arap alfabesidir normalde bunlar. Evet, Arapça Kur'an-ı Kerim'le şeref bulduğu için, şereflendiği için, Kur'an-ı Kerim'le değer kazandığı için, dolayısıyla biz bu harflerimize Kur'an alfabesi demeyi tercih ettik. Hemen şunu belirtelim, gördüğümüz harfler bütün Kur'an'ı oluşturan harflerdir. Ya da işte Arapçadaki herhangi bir metni oluşturan bütün harfler bunlardır. Bu harfleri iyi öğrenirsek, bu harflerle ilgili temel meseleleri çözersek, dolayısıyla tamamını çözmüş oluruz. Şimdi Elif B'ye geçmeden önce, Elif B ile ilgili, daha doğrusu alfabe ile ilgili, Kur'an harfleri ile ilgili bazı temel bilgileri işlememiz gerekiyor ve bilmemiz gerekiyor. Aklımızda bunu tutmamız gerekiyor. Birkaç hususa dikkat çekelim. Birincisi, Kur'an alfabesi toplam 28 harften oluşmaktadır. Bazı kaynaklarda 29 harften oluştuğu yazılıyor, söyleniyor. Fakat hemen belirtelim. Onlar lam elifi ayrı bir harf olarak kabul ederler. Oysa lam elif adı üstünde lam ile elif harflerinin birleşiminden meydana geldiği için, oluştuğu için bunu ayrı bir harf olarak saymıyoruz. Dolayısıyla Kur'an alfabesi 28 harften oluşmaktadır. Bu 28 harfin 7 tanesi kalın okunur, 21 tanesi ise ince okunur. Kalın okumanın ve ince okumanın ne demek olduğunu bir sonraki dersimizde göreceğiz. Ama teorik bir bilgi olarak bu bilgi aklımızda dursun. 7 tane harfin kalın okunan harf olduğunu bilelim. Sonraki aşamalarda bunu zaten hangi harfler olduğunu da görmüş olacağız. 3 harfimiz peltek okunuyor. Bu 28 harften 3 tanesi peltek okunuyor. Şöyle bir tekrar edelim. 28 harften oluşuyor alfabemiz, Kur'an alfabesi. Bu 28 harften 7 tanesi kalın okunuyor, 21 tanesi ince okunuyor, 3 tanesi ise peltek okunuyor. Bunların hangileri olduğunu göreceğiz. Önemli bir konu şudur. Bazı harflerin, Arapçadaki bazı harflerin seslerinin karşılığı Türkçe'de yok. Dolayısıyla kendi sesini öğrenmemiz gerekiyor. Kendi sesini çıkarabilmemiz gerekiyor ki harflerin, Arapça harflerinin, Kur'an harflerinin seslerine onların mahreci diyoruz. Yani harfin çıktığı yer, harfin sesinin çıktığı yer anlamında mahreç diyoruz. Bu terimi ilerleyen derslerimizde bu kavramı daha çok kullanacağız. Evet, bazı harflerin dedik seslerinin karşılığı Türkçe'de yok. Bir örnek verelim. Mesela sin harfinin Türkçe'de karşılığı bizim Türkçe'deki S harfimizdir. Bunu karşılıyor. Sorun yok. Fakat Arapça'da peltek olan
F harfinin karşılığı Türkçe'de yok. Bunu Türkçe ifade etmek için yine S harfini kullanırız. Yine kalın olan sad harfinin Türkçe'de karşılığı yok. Türkçe'de ifade etmek için yine S harfini kullanırız. Buraya dikkat edelim. Arapça'da, Arapça alfabesinde, Kur'an alfabesinde birbirinden bağımsız 3 farklı harfi tek bir Türkçe harfle izah etmiş, seslendirmiş oluyoruz ki bu bir sorundur. Yani sorunun temel kaynağı burasıdır işte. Bu sesleri ayrıştırmamız gerekiyor. Böyle bir durumda bunlardan bir tanesi doğru karşılıktır, iki tanesi yanlıştır. Mesela bu ve bu ses bu harfleri karşılamıyor. Ama şu sin harfinin sesini karşılıyor. Peki bu harfleri birbirinden ayrıştıran şey nedir? Harflerin özellikleridir. Mesela sin harfinin özelliği o sesin keskinliğidir. O harfin keskinliğidir. S. Dolayısıyla Türkçedeki S keskin olduğu için bu sesi tam olarak karşılıyor ve bir problem yok. Ama ortadaki harfimizin özelliği peltekliktir. Biz bunlara harflerin sıfatları diyeceğiz ilerleyen derslerimizde. Harflerin sıfatları, yani bu harflerin özellikleri, harfleri birbirinden ayıran, harfleri ayrıştıran temel özellik demektir. Evet, ortadaki harfimizin özelliği peltekliktir. Yine soldaki harfimizin özelliği kalınlıktır. Bu harfi kalın okuduğunuzda bu harfin sesini karşılamış olursunuz. Oysa düz S dediğinizde bunu kalın okumuş olmazsınız. Evet, mesela ortadaki harfimizi peltek okuduğunuzda, yani S değil de F, dilinizi ön dişlerinizin arasında tutarak S harfini söylediğinizde peltek okumuş olursunuz. Tekrar deneyelim. Keskin S yerine F dediğinizde evet bunu doğru okumuş olursunuz. Bu sesi vermiş olursunuz. Yine soldaki harfimizi, şu harfimizi kalın okuduğunuzda, yani S değil de SA dediğinizde bu harfin sesinin tam olarak karşılığını vermiş olursunuz ki işte harflerin mahrecini doğru çıkarmak demek bu demektir. Çok detay üzerinde durmayalım. İlerleyen derslerimizde zaten her harfin sesi, mahreci, sıfatı nedir bunları görmüş, işlemiş olacağız. Bir başka bilgiye geçelim. Harfler yalın halleriyle okunamazlar ama adları söylenebilir. Aşağıda gördüğünüz her bir harfin bir ismi var, bir adı var. Onların adlarını söyleyebiliriz ama onları okuyamayız şu anda. Neden? Çünkü okumalarını gerektirecek, okumalarını daha doğrusu sağlayacak olan şey ortada yok. Onun ne olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Yani harflerin adlarını söylemekle, onların isimlerini söylemekle onları okumak aynı şeyler değil. Mesela bu harfimizin bir adı var ve bunun adı Elif'tir. Biz bu harfe Elif dediğimizde bunu okumuş olmuyoruz. Sadece adını söylemiş oluyoruz. Onu okumak için başka bir şeye ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var peki? Kur'an alfabesini okumak için, harfleri okumak için hareke denilen sembollere ihtiyaç var. Hareke konusu bir sonraki dersimizin konusu olacak. Orada göreceğiz harekelerin neler olduğunu, harfe hangi sesleri kattığını ve nasıl okuttuğunu. Ama temel olarak bunu görmüş ve öğrenmiş olduk ki harfleri okumak için harekelere ihtiyaç var. Hareke yoksa o harfin adını söyleyebiliriz. Adını söylemek o harfi okumak anlamına gelmiyor. Türkçeden bir örnek verelim. Mesela S harfi tek başına okunamaz. Yani ondan sesini alabiliriz. Onu okutabilmesi için bir sesli harfe ihtiyaç duyarız. Yani ünlü bir harfe ihtiyaç duyarız. Mesela U harfi S harfinin yanına geldiğinde S harfini okutmuş olur ve bunu su diye okumuş oluruz. S harfindeki S sesi ile U sesi birleştiğinde ortaya su kelimesi çıkmış oluyor. Aynen bunun gibi
Arapçada da mesela bu harfimizin adı sin'dir. Bunun adı sin. Buna sin dediğimizde bunu okumuş olmuyoruz. Sadece adını söylemiş oluyoruz. Ve bu harfin adındaki ilk harf bu harfin sesini bize veriyor. Keskin sesi. Fakat bu sesi okumamızı sağlayacak olan şey bir hareke. Mesela ötre harekesi gelsin. Ötre harekesi harflere U sesi verir. Şimdi sin harfindeki S sesi ötre harekesiyle birleştiği için, daha doğrusu ötre harekesi bu harfi okutmaya yardımcı olduğu için bu harfimizi şimdi okuyabiliriz. Su. Su. Evet, bir başka konu. Harfler kelimeleri oluşturan sembollerdir. Yani tek başlarına bir şey ifade etmezler. Mesela Türkçe'de O harfi tek başına kullanılmaz. Belki sadece zamir olarak kullandığımızda işe yarar. Ya da K harfi tek başına bir şey ifade etmez. Ya da U harfini tek başına kullanmayız. Ama bu üç harf mantıklı bir dizilimle yan yana geldiğinde ortaya anlamlı bir kelime çıkmış olur. Oku kelimesini elde etmiş oluruz. Aynen bunun gibi mesela B harfi tek başına bir şey ifade etmez. Bir anlamı yoktur. Ya da KF harfi ya da T harfi. Ama bu üç harfimiz belli bir dizilimle yan yana geldiğinde KTB yazdı anlamına gelen bir kelimeyi oluşturmuş olur. Kur'an harfleri dikkat etmemiz gereken bir şey. Kur'an harfleri kelimeyi oluştururken yazılış şeklinde bazı değişiklikler olur. Yani öğrendiğimiz yalın hallerinin dışında yazılış şekilleri olur. Mesela birbirlerinden ayrı yazıldığında bu şekilde olan harflerimiz kelimeyi oluştururken bitişeceklerdir. Bitiştiklerinde mesela kef harfimiz bu şekilde yazılabilir, yazılır. T harfimiz kelimenin ortasına geldiği için bir çentik üzerine iki nokta halini alır. Yine B harfimiz kelimenin sonunda yer aldığı için varlığını korur gibi temel bir bilgi. Şu olmuş olsun burada da, Kur'an harfleri kelimeyi oluştururken, kelimenin başında, ortasında ya da sonunda bulunurken yazılış şekilleri değişebilir. Bunu da bir sonraki dersimizde Allah nasip ederse görmüş olacağız. Şimdi bu temel bilgilerden sonra Kur'an alfabesine, yani Elif B'ye geçebiliriz. Evet, ne demiştik? Kur'an alfabesini okuyamıyoruz harekeler olmayınca. Harekeler olmadığı için bu harflerimizin adlarını söyleyeceğiz. Adlarıyla tanışacağız, isimleriyle tanışacağız. Elif, B, T, F, Cim, H, خا دل ذل را زي سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها يا. Evet, bunlar harflerimizin isimleri. Bir kez daha baştan bir pekiştirelim. Elif, B, T, F, Cim, H, H, Del, Vel, Ra, Zey, Sin, Şin, Sad, Bad,
ta, za, ayn, gayn, fe, qaf, kef, lam, mim, nun, vav, he, ye. Evet, dersin başında bu 28 harften bazılarının kalın, bazılarının peltek okunduğunu belirtmiştik. Şimdi kalın okunan harflerimiz hangileridir? Bunları görelim. Ha. Evet, ha harfimiz kalın okunuyor. Sad. Bad. Ta. Va. Gayn. Kaf. Evet, bu 7 harfimiz, kırmızıyla işaretlenmiş olan 7 harfimizi kalın okuyacağız. Kalın okumanın ne demek olduğunu, daha doğrusu harfin nasıl kalın okunduğunu bir sonraki harekeyle okuma dersimizde daha net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Burada şu harfimize dikkat çekmek istiyorum. Ra harfimiz kalın harflerden olmamakla birlikte üstün ve ötre harekesini aldığında kalın okunan bir harftir. Yine ilerleyen derslerimizde üzerinde duracağız ama bu da aklımızın bir kenarında bu şekilde bulunsun. Bir de peltek okunan harflerimiz vardı. Evet, peltek okulan ilk harfimiz F. Bir harfi peltek okumak için dilimizi dişlerimizin arasında tutup S, yani su kelimesinin başındaki S sesini çıkarmamız gerekiyor. F, F. Evet, ikinci peltek harfimiz vel, vel. Evet, bu harfi peltek çıkarabilmek için z sesini, yani zilin z'sini yine dilimiz dişlerimizin arasında olacak şekilde çıkardığımızda vil, zil yerine vil demiş oluyoruz. Burada da z yerine v, vel demiş o harfin adı vel. Bu harfleri okumuş olmuyoruz bu arada. Bunu tekrar hatırlatalım. Harflerin adlarını öğrenmiş oluyoruz. Evet, hem kalın okunan hem peltek okunan bir tek bir harfimiz var. O da bu harfimiz. Va. Va. Peltek okumak için dilimiz dişlerimizin arasında olacak şekilde Z sesini çıkarıyoruz. Kalın okumak için de A sesiyle bunu bitirmiş oluyoruz. Va, va. Evet, Kur'an harflerini bu şekilde 28 harf kalın okunanlar kırmızıyla işaretlendi. Evet, peltek okunanlar yeşil olarak işaretlediğimiz harflerdir. Bu temel bilgileri görmüş olduk. Şimdi küçük bir alıştırma yapalım. Ben harfin sesini okuyacağım. Siz o harfin hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışın bakalım. Biraz karışık olacak bu. Belli bir sırayla değil de biraz karışık olarak okuyacağım. Siz hangi harfi okuduğumu tahmin etmeye çalışın. Ha. Evet, doğru tahmin etmişseniz başarılı. Ha. T. He. Kef. Elif. Del. Sad.
Cim. Mim. B. Gayn. F. Hem kalın hem peltek olan tek harfimizi okuyorum. Vo. Şimdi kalın bir harf okuyacağım. To. Yine kalın bir harf okuyacağım. Vod. Şin. Sin. Evet, kalın olmayıp üstün ve ötre aldığında sadece kalın okunan harfimi okuyacağım. Tahmin etmişseniz gayet başarılı. Ro. Ye. Peltek bir harf okuyacağım. Vel. Vav. Nun. Lam. Zey. Peltek bir harf okuyacağım. F. Ayn. Kaf. Evet, böylelikle elifbe dersimizle ilgili giriş dersimizin sonuna geldik. Başlangıç dersiydi bu. Elifbe ile ilgili temel bilgileri öğrenmiş olduk. Bir başka derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.